Merhaba arkadaşlar. Bu blok zincir çalışmaları devam ederken olabildiğince kripto para tarafında da önemli noktalar ne onlara bakmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle şey söyleyeyim, yeni kitap çıktı. Onu ücretsiz olarak hediye ediyorum, kargo dahil. Onunla ilgili formu aşağıya bırakacağım videonun altına. Almadıysanız hani erkenden alın derim. Yaklaşık bir 10 saat falan oldu bir linki paylaşalı, pardon 14 saat falan, %30 doldu. Şimdi kripto para yatırımcıları için dikkat etmeleri gereken 13 tane nokta benim tecrübelerimden gördüm. Birincisi, tozlama saldırısı diye ilginç bir şey var. Yani mesela diyelim ki hesabınıza bir para geldi, tamam mı? Siz bu parayı paylaşıyorsunuz isterdi. Aa, bana 5 dolar geldi. Ne oluyor o zaman da sizin kimliğiniz açığa çıkıyor. Normalde bizim kripto para cüzdanları ile kimlik arasındaki ilişkiyi gizlememiz gerekiyor ki hacklenmeyelim. Borsalar buna karşı önlem olarak ne oluyor? Ne yapıyor? Belli sınırlar koyuyor parayı gönderirken. Şunun altında gönderme. Çünkü adam o limiti koymazsa hacker şunu yapabilir. Mesela 10 bin kişiye 0,01 dolar atıyorum gönderip o kimlikleri ortaya çıkartmaya çalışabilir. Daha sonraki ortaya çıkarttıktan sonra onun hesabına girmeye çalışabilir. Borsada biraz kendini koruma altına alıyor. Diyor ki yani sonuçta senin cüzdanını ben tutuyorum. İkincisi, tarayıcı cüzdanları. Tarayıcı cüzdanları dediğimiz şey şu. Mesela daha çok popüler değil ama gitgide olacak. MetaMask, şurada görüyorsunuz. Ethereum'un, Algorand'ın, AlgoSigner, Polkadot'un, Polkadot.js. Bunlar buraya ekleniyor ya. Mesela diyelim ki bilgisayarınıza format attınız ve bunu şifresinde unuttunuz. Orada kalıyor ya, o gidiyor. O yüzden tarayıcı cüzdanlarını çok dikkatli yedeklemek gerekiyor. Tarayıcı cüzdanı kullanıyorsanız nasıl yedekliyorsunuz? Onun bir hafıza kelimeleri oluyor, seed dedikleri. 12 veya 24 kelimelik bir şey. Onu bir yere kopyalayın. Daha sonra format attıktan sonra da geliyorsunuz, buradan yedekliyorsunuz. Üçüncü nokta, gönderilen minimum tutar olayı. Şimdi mesela bir borsada alt limit 1 dot diyelim. Yani diyor ki 1 dotun altında para gönderemezsin. Tamam, güzel. Sen 1,5 dot gönderiyorsun başka borsadaki Polkadot hesabına. Ama orada da diyor ki 2 dot benim alma limitim, alt limit. Bu sefer ne oluyor? Para blok zincire yazılıyor ama karşı tarafın cüzdanında görünmüyor. Bir taraf diyor ki ben parayı gönderdim, diğer taraf almıyor. O zaman ne yapacağız? Mesela bir para göndereceğimiz zaman iki taraftaki, iki farklı borsa arasıysa iki borsadaki de alt limite bakmamız lazım. 4 numara, borsalar arası gönderme ağı. Şimdi bir borsadan diğer borsaya paranızı gönderirken şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi ağ üzerinden göndereceğinizi. Örneğin Binance'dan Paribu'ya veya BTC Türk'e gönderirken orada TR diye başlayan bir ağ var. Tether paranızı buradan gönderdiğinizde çok daha az kesinti oluyor. Yani mesela 20 dolarken 1 dolar kesintiye düşebiliyor. Veya diyelim ki ne yapacaksınız? İki arkadaş, ikinizin de Huobi'de ve Binance'da parası var. Yani biriniz Binance'dan Huobi'ye para geçirirken kesinti olmaması için mesela ben kendi Huobi hesabımdan arkadaşın Huobi hesabına atarım. O da kendi Binance hesabından benim Binance hesabıma atar. Bu şekilde borsa hem birkaç saniyede işlem gerçekleşmiş oluyor, hem de kesinti sıfıra yakın oluyor. Yani çok büyük paralarda falan bu bayağı bir önemli. 5 numara, sosyal medya manipülasyonu. Şimdi mesela bir paranın değeri 5 sent, 10 sent. Sosyal medyaya giriyorsunuz, parayı aratıyorsunuz. Bir sürü böyle şey çıkıyor. Karikatür, çizim, mimi dedikleri bu şeylerden, capslerden. Ne diyorlar? Bu paranın değeri 1 dolar olacak. 10 katına, 20 katına çıkacak. Siz de onları görünce hemen parayı almayı düşünüyorsunuz. Ama burada benim yaşadığım bir vakada da gördüm ki aslında bunun için bir ajansla anlaşmışlar. Ajansa diyorlar ki bir tane algıyı sat. Benim param 20 katına çıkacak, 1 dolar olacak. Ve bununla ilgili çizimler, tweetler vesaire bir sürü şey yapıyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz paralardan biraz uzak durmak gerekiyor. Altı, finansal ve teknolojik çözüm. Şimdi bir parayla ilgili konuşulurken o para
Artabilir, azalabilir. Bu ayrı bir şey. Anlık olarak manipüle edilebilir. Ama orta ve uzun vadede kesinlikle onun finansal veya teknolojik bir çözüm getirmesi lazım ekosisteme. Mesela bir para diyorsa ki ben tedarik zincirleri üzerine bir şey yapacağım veya başka bir para diyorsa ben oyunlar üzerine bir şey yapacağım. Tamam diyorsunuz ki orada bir çözüm üretiyor ama hiçbir çözüm üretmeyen sadece bir anda sosyal medyada bir para işte patlayacak, artacak denilen para. Yani belki kısa vadede o grafikten dolayı yakalatabilir bir şey ama orta ve uzun vadede pek bir anlamı olmuyor. 7. Altyapının birlikte çalışabilirlik durumu. Interoperability deniliyormuş buna. Bu da şu. Şimdi bir blok zincirdeki önemli şey transaction. Yani ne kadar işlemi aynı anda yapabilecek. Herkes onu kullanmaya başladığında onu kaldırabilecek mi? O önemli. Yani diyelim ki mesela bir adam domates satıyor. Tamam çok iyi satıyor ama tezgahındaki şey belli. 100 kişi oraya geldiğinde o domates satamayabilir. Dolayısıyla farklı blok zincirlerle beraber çalışabilirlik durumları çok önemli blok zincirlerin. Burada da ne ön plana çıkıyor? Zaten sitesinde incelerseniz buna bir bakın. Hani birlikte çalışabilirliği vurgulamışlar mı? Yoksa da şu var. Mesela ben Substrate videoları kanalda çekiyorum blok zincirde. Substrate'de diyor ki bütün Substrate altyapılı blok zincirler birbirleriyle uyumlu olacak. Belki Ethereum 2.0'da da benzer şeyler olacak. Buna dikkat etmek gerekiyor. Altyapısının uyumu. Zaten Ethereum 1.0'da Solidity üzerinden uyumluluk oluyor ama bazı ölçeklenebilirlik problemleri var. 2.0'da daha iyi olması bekleniyor. Buna bir bakın. Yani burada beraber çalışabilir mi farklı blok zincirlerle? O çok önemli. Hacklenme süreci olup olmaması önemli. Şimdi hacklenme de sadece tabii biz diyoruz ki mesela blok zincir merkezi olmadığı için hacklenemez ama bazı blok zincirlerde mesela merkezi düğümler var. Yönetici anahtarı var. Master node dedikleri bir şey var. Yani o master node onun kurulumu ama mesela diğer bazı blok zincirlerde de daha merkezi yapılar var. Bunlar inşallah bir dahaki ay çıkacak şeyde olacak. Dijital varlıklarla ilgili terminolojik sözlüğünde olacak. Ona bakmak lazım. Yani merkezilikle ilgili eleştiri alıyorsa ve o merkezilikte bir yönetim anahtarı varsa hacklenebilir. Önceden hacklenmiş mi, hacklenmemiş mi bu tarz süreçleri nasıl ona bakmak gerekiyor. Tabii 9. maddede burada merkeziliği yani bir proje merkezi ise hem eleştiri alıyor zaten hem de gerçekten uzun vadede blockchain ekosistemi içerisinde var olma ihtimali daha düşük olabiliyor. Merkezilik noktasında eleştiriliyor mu proje? Buna bakmak gerekiyor. Partnerlik yapma potansiyeli önemli. Şimdi bu derya deniz bir konu, blockchain tarafı. Burada siz şunu göreceksiniz. Mesela DeFi diye şeyler var. Finans, merkezsiz finans uygulamaları, farklı uygulamalar, NFT'ler vesaire. Burada bir proje mesela neye yoğunlaşıyor? Diyelim ki blockchain altyapısı geliştiriyor. Mesela daha geçen EOS diye bir tane blockchain altyapısı. Blockchain altyapısı noktasında öne çıkan başka neyi var? Mesela Substrate ön plana çıktı. Dolayısıyla bu blok zincirin başka bir blok zincirle partnerlik yapabilme ihtimali var. Yaptılar geçen. Veya bu hafta ne yaptı? Darwinia Crust'la yaptı. İşte Crust şimdi unuttum adını. Konomo'yla yaptı. Konomo'ydu isim galiba. Farklı blockchain'lerle partnerlik yapabilirse bir anda katlayabiliyor fiyatı. O partnerlik yapma potansiyeline bakmak gerekiyor. 11. nokta dokümantasyon tarafı. Şimdi dokümantasyonu nitelikli değilse gerçekten o projede çok fazla emek olmadığını ve geliştiricilerin ona çok fazla gelmeyeceğini anlıyorsunuz. Mesela bir dokümantasyona bakıyorsunuz. Haftalık oradaki çalışanlar haftalık güncelleme yapmışlar. Medium üzerinden haftalık raporlarını yayınlamışlar. Gün gün raporlarını yayınlayanlar var. Hedeflerine bakıyorsunuz. Dokümantasyondaki hedeflere uyuyor mu? Veya GitHub'ına giriyorsunuz. GitHub sayfasında güncellemelere ne kadar dinamik, sorunlara ne kadar hızlı geri dönüş yapıyorlar. Bunlara bakmanız biraz daha teknik ama o tarafta bilginiz varsa faydası olur. Önemli. Sosyal medya, Telegram takipçileriyle öne çıkan bazı projeler var. Mesela diyor ki bizim ekosistemimiz 100 bin kişi. Niye? Çünkü işte Twitter'da 40 bin kişi takip ediyor, Telegram'da 30 bin kişi var.
Bu tarz uygulamaların şöyle takipçi listesine bakın. Mesela takipçi listesinde Buğra 25, 55, 47 altında işte Lawrence 23, 52, 35 böyle kullanıcı adları varsa anlıyorsunuz ki takipçi satın almışlar. Ve bu takipçilere otomatik retweet de yaptırıyorlar. Ki bununla ilgili bir tane paylaşmıştım Telegram kanalında. Ve otomatik takiple bir böyle sahte balon ekosistem oluşturuyorlar. Bu çok önemli değil, onu söyleyeyim. Yani bir takip sayısına bakmayın. YouTuber manipülasyonu da şu. Bunu da gördüm, direkt hani isim vermeyeceğim ama. Mesela bir YouTuber bir tane kripto para şirketiyle anlaşmalı. Anlaşması olduğu için bir diyor ki mesela bu para %50, %100 artacak diyor. Sonra tabii yatırım tavsiyesi değil diyor ama sonuçta onu diyor. Türk YouTuber'larda da var, yabancılarda da var. Dolayısıyla burada dikkatli olmak gerekiyor. Yani unutmayın ki buradaki birçok kişi eğer işin blockchain tarafıyla da hiç ilgilenmiyorsa, teknolojisi üzerinden bir şey üretmiyorsa, kazanmıyorsa daha çok bir şeyleri konuşturarak kazanıyor. O yüzden YouTuber manipülasyonlarına da dikkat etmek gerekiyor. Siz geri dönüş yapın, nasıl olmuş? Olabildiğince listeyi genişletmeye çalışırız. Bu tarz içerikler blockchain tarafı dışında sizin kripto para tarafında da biraz okur yazarlığınızı artıracağını düşünüyorum. Yani bakış açınızı değiştireceğini düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur.